Yüzyılın konut projesi diye tanıtılan sosyal konut projesi ile ilgili Diyarbakır sokaklarına Artı TV olarak mikrofon uzattık. Asgari ücretli yurttaşlar ev sahibi olmanın bir hayal olduğunu düşünüyor. Taksitlerini ödeyemeyecek durumda olan insanlar var ve buna başvuramayacak insanlar var. Asgari ücretle çalışanlar buna başvuramıyor. Korkuyor çünkü ödeyemeyecek. Ya taksitleri ödeyebilecek durumdayız. Evet, lakin fiyatı çıkartabilecek durumda değiliz. 240 ay vadeyle veriliyor bunlar. 240 ay kim yaşayacak, kim yaşamayacak? Vallahi millet şimdi geçinemiyor artık. Neyi şey yapsın? Yani şu anda insanların önce bir ekmek almak gibi bir problemi var. Hele onları bir halletsinler. Konut almak hayal oldu artık. Yani artık. Devletin bir verdiği imkandır. Herkese de çıkacağını sandırmıyorum. Kendi adamlarına çıkacaktır AK Parti'de. Ödeyemiyorum bunu. Ödemediğim için de başvurmadım. Ben de müracaat ettim. Şu an pek cazip görünmüyor. Yani bu haliyle mesela şeyden önce taksitlerin önceden başlaması falan bayağı halk için zorlanacak halk. Çok zorlanacak halk bu konuda. Bir de ara taksitleri var büyük miktarda. Onları da veremeyecekler. Asgari ücretli için çok zor bir durum bu. Valla şu an imkanım yok, çalışamadığım için başvuru yapamıyorum ben. Yani gücümüz yetmiyor. Onu nasıl yapacağız? İş imkanları oluşacak ki kayıt oluşturalım. Biz de çok istiyoruz. Bu %10 davası yani biraz aşıyor. Zaten bunu dar gelirler için yapılıyor. Dar gelirli de 85 bin mesela %10, 850 bin diyor. Diğeri 600 küsür müydü 2+1'ler? Onun da %10'u 60 küsür eder. Dar gelirli de o kadar para olmaz yani bence. Emekli diyor, dul yetim. Emekli de dul yetimde de o kadar nakit olmaz. Yani peşinatı veriyorsun. Bence yani zor biraz. Bence daha fazla konut yapılmalı ki insanlar evsiz kalmasın. Çok fazla insan evsiz. Yani yapılan ev sayısı çok düşük. Herhalde bu peşinat çok biraz fazladır yani, onu biraz indirse daha iyi olur bence.